Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu yayınımızda yine sizlerle birlikte borsaya değineceğiz, altına değineceğiz ve dolar yorumumuz olacak. Bitcoin de yine bu yayınımızın içerisinde yer alacak, teknik analizlerden biri olacak. Altınla başlayalım çünkü altında geriye doğru hareketlilik var. Bu hareketlilik nereye kadar olabilir? Bunu teknik olarak bir inceleyelim. Öncelikle yarın Türkiye saatiyle sevgili dostlarım 17.15'te Powell'ın bir konuşması var. Kısa vadeli faizlerle ilgili bir konuşma yapacak Powell. O yüzden altın tarafı bunu biraz bugün itibariyle fiyatlamaya başlamış durumda. O yüzden şimdi bizler altın tarafında özellikle aşağı yönlü düşüşlerin nereye kadar olacağı veya bu düşüşler sürecek mi veya sertleşecek mi, sizlerle birlikte teknik analizi kullanaraktan bunu bulmaya çalışacağız. Blinken dün biliyorsunuz Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından karşılanma süreci yaşandı. Bu süreç içerisinde gerektiği cevabı Amerika Birleşik Devletleri'nin ben aldığını düşünüyorum. Türkiye valilik makamıyla bir karşılama yaptı. Bu uluslararası piyasaya baktığınız zaman bu konjonktürde okunması gereken arkadaşlar siz artık bizim muhatabımız değilsiniz şeklinde okunabilir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da Rize ziyareti dolayısıyla Blinken'la herhangi bir görüşme yapmadı. Gayet yerinde, zamanında yapılmış tepkiler diye düşünüyorum. Bu yönden tepkileri çok sık olarak arkadaşlar bildirmemizde fayda var. Bu arada Arap camiası, evet Arap camiası her zaman kendi rahatını düşünen Arap camiasına da buradan sesleniyorum. Tabii bütün Arapları bunun içerisine katmak yanlış olur. Fakat Trump'ın yapmış olduğu açıklamaları sizler de okumuşsunuzdur. Biliyorsunuz İran'da sevgili dostlarım İran generallerinin olduğu araba ABD insansız hava aracıyla vurulmuştu. Orada İran 10 tane generalini kaybetmişti. Üst düzey yöneticilerini ve generallerini kaybetmişti. Trump bununla ilgili işte ilginç bir açıklamada bulundu. Şimdi burada eğer ki bu Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar gerçekten doğru açıklamalar ise bir kez daha özellikle Orta Doğu'daki ülkeler kendilerini sorgulamalı diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet, Trump yapmış olduğu açıklamada İran'ın kendilerine yapacağı saldırıyı haber verdiğini, ABD'nin özellikle İran üst düzey generallerini ve yöneticilerini vurduğu saldırıdan sonra İran'ın kendisini aradığını ve bölgede bulunan üslerine füze saldırılarında bulunulacağı fakat isabet ettirilmeyeceği yönünde Trump'ı uyardıklarını söyledi. Benim zaten bu konuda haberim vardı. Bunlar bana önceden İran hükümeti tarafından bildirilmişti dendi. Baktığımız zaman çok acı, eğer ki böyle bir gerçek olay yaşandıysa kardeşlerim, abilerim. Yani bu olayın Araplar nezdinde, Orta Doğu nezdinde ele alındığını gördüğümüz zaman çok acıklı bir durum olduğunu görüyoruz. Sen kendi vatandaşlarını korumak yerine ABD Cumhurbaşkanı'nı arıyorsun ve yapacağın saldırıyı bildiriyorsun. Buna karşılık da kendi ülkendeki insanlara şov yapıyorsun. Bakın biz ABD üslerini vurduk şeklinde, aslında vurulan hiçbir şey yok. Füzeler tamamen ABD üslerinin dışına yönlendirilmiş. Yani çok gerçekten acı bir durum. Acizlikten öteye gitmeyecek bir durum. İsrail tarafına baktığımız zaman bugün gene aynı süreçler içerisinde bir durum yaşıyoruz. Olan oradaki masum çocuklara, kadınlara ve sivillere olmaya devam ediyor. Gene birçok Arap ülkesinden yaparız, ederiz, keseriz şeklinde açıklamalar geliyor. Fakat sonuç olarak baktığımız zaman hiçbir sonucun olmadığı, yaptırımların bile sevgili dostlarım hiçbir sonuca varmadığı, tam bir acizlik içeren durum içerisinde olduğu görülüyor. Bu konu içerisine Türkiye Cumhuriyeti çekilmek isteniyor. Çünkü ülkede biz büyük bir gücüz. Orta Doğu'da özellikle Türkiye büyük bir güç. Fakat ben bu konuda Türkiye'nin gerçekten akıllıca davrandığını, bu duruma insani yönden yaklaşmaya devam etmesi gerektiğini, askeri müdahalenin henüz gerekli olmadığını düşünen taraftayım. Çünkü yanı başında bulunan ülkeler gördüğünüz gibi hiçbir askeri müdahalede bulunmuyor. Hatta kutlamalarına bile devam ediliyor. Tabii Araplar, özellikle petrol zengini olan Araplar,
artık bence kara kara düşünmeye başlayabilirler. Bunun sonucunda varılacak yol bu petrol zenginliği yönünden gidilecek yol artık tükenmeye başladı. Günümüz teknolojilerine baktığımız zaman sevgili dostlarım, günümüz teknolojileri içerisinde zaten elektrikli araçlar artık iyiden iyiye yaygınlaşmaya başladı. Tabii bunun sonucunda da dünya üzerinde hem durgunluk kaynaklı hem de elektrikli araçlara olan veya elektrikli makine üretiminin çok fazlalaşmasından kaynaklı olarak artık petrole olan talep iyiden iyiye azalacaktır. Her ne kadar da petrol ülkeleri arzı kısaraktan, üretimi kısaraktan petrol fiyatlarını yukarıya çekmek isteseler de gördüğünüz gibi petrol fiyatları yukarıda çok fazla kalamıyor. Yukarı yönlü hareketler aşağı yönlü sert hareketlere sebebiyet veriyor. Şimdi bütün bunları neden anlattım? Bütün bunların altında çok alakası var sevgili dostlarım. Çünkü altının özellikle 2024 yılları içerisinde çok yüksek seviyelere gelebileceği ile ilgili bu yorumlar önemli. Petrolün yukarılarda kalamaması, aşağı yönlü hareket etmesi, ABD 10 yıllık tahvillerin artık zirve yapması, yavaş yavaş yukarı yönlü tepki yükselişleri olsa da aşağı yönlü hareket etmesi, Powell'ın yarın yapacağı konuşmada faizle ilgili her ne kadar da beklentiler dahilinde biz ekonomiyi izleyeceğiz şeklinde büyük bir ihtimal böyle bir konuşma yapacak her zamanki gibi. Ekonomik durumun kötüleşmesi, verilerin tekrardan kötüleşmesi durumunda, enflasyonun yükseliş göstermesi durumunda tekrardan faizleri yükseltebiliriz şeklinde açıklamalarda bulunacağı yönünde beklentim var. Fakat realde baktığımız zaman, yapılan anket sonuçlarına baktığımız zaman artık ABD'nin eli eskisi kadar kuvvetli değil. Çünkü o ABD'de artık faizler çok yükselmiş durumda. Bu da bankacılık sektörüne ve emlak sektörüne büyük zarar vermeye başladı. ABD'de resesyona, yani bir durgunluk sürecine girme süreci başlayabilir. Bunu da son ABD istihdam verilerinde gördük. Bu verilerde gelen işsizlik verileri olumsuz şekilde yansıdı. Bu tabii bunu yakından takip edeceğiz. Gene bu verileri sizlerle birlikte izleyeceğiz. Fakat 2024 yılı içerisine artık ABD'nin eskisi kadar elinin güçlü olarak girebileceğini ben düşünmüyorum ve bu da altın tarafında yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesini beraberinde getirecektir. Şimdi teknik olarak baktığımız zaman regresyon kanalının az altında fiyatlayan bir ons altın sizlerle birlikte izliyoruz. Ons altında 1978 dolar seviyesi önemliydi. Şu an itibariyle baktığımız zaman regresyon kanalının altında bir fiyatlama günlükte devam ediyor. Burada 1978 dolar seviyesi ve günlük kapanışları takibimizde kalması gereken önemli bir seviyedir. Fakat hala da regresyon kanalına baktığımız zaman günlükte yukarı yönlü sinyalini vermeye devam ediyor. Burada en önemli bizler için takip edilecek seviye ise şuradaki kanalların takibi olacak. Buradan geçen kanalımız da bizlerin sevgili dostlarım 1945 dolar seviyesi. Bakın şu 1945 dolar seviyesi. Buraya kadar olabilecek hareketler bir düzeltme hareketi şeklinde takip edilebilir. Gördüğünüz gibi zaten düzeltmelerde dip seviyeler genellikle bu yeşil eğrinin geçtiği alan seviyelerine kadar olup buranın altına sarkılmadığı sürece buradan tekrardan yukarı yönlü bizler altın tarafında hareketleri izleyebiliriz. Petrol fiyatlarının gerilemesi dediğim gibi önemli. ABD 10 yıllık tahvillerinin zirve yapıp buradan geriye gelmesi önemli. Onun için de bizler haftalık bazda altın grafiğini incelediğimiz zaman arkadaşlar burada daha net bir şekilde sizler de göreceksiniz. Hareketlerin özellikle henüz bir düşüş sinyali vermediğini görüyoruz. Orta vadede haftalıkta 1944 dolar önemli. 1944 dolar seviyesi. Bakın bunu bir yerlere not alın. Tam şuradan geçen bölgemiz 1944 dolar seviyesinden geçen bölge. Bu 1944 dolar seviyesi kırılmadığı sürece herhangi bir panik yapmanıza gerek yok. Altın buradan tekrardan yönünü yukarı çevirebilir. Burada sıkıca takip ettiğimiz alan 2000 dolar seviyesi. Bakın 2000 dolar seviyesi çok önemli bir bölge. Çünkü bu 2000 dolar seviyesi içerisinde bir oluşum altın tarafında kırılması durumunda çok sert bir şekilde altının 2024 yılları içerisinde 2480 dolar seviyesine doğru gidecek hareketi başlatabilir.
O yüzden 1944 dolar altın yatırımcısı için önemli bir seviye. Bu seviyeyi takipte kalın. Bunun altında herhangi bir kapanış olmadıkça şimdilik buradaki hareket bir düzeltme hareketi şeklinde izlenebilir. Bakın şu şekilde buradan bir kulp hareketi şeklinde dönüş yaşayabilir altının onsu. Sizler de dikkatli olun. 1944 önemli bölgesini takipte kalın. Henüz bu 1944 kırılmadıkça buradaki hareketler bizler bir düzeltme hareketi şeklinde altın tarafında takip edebiliriz. Yukarıda 2000 dolar seviyesi dediğim gibi önemli kritik bölge. Bunun üzerinde kalışlar ve haftalık kapanışlar gelmesi durumunda ise arkadaşlar bizler altında 2480 dolarlar seviyesini 2024 yılı içerisinde görme olasılığımız da oldukça fazlalaşacaktır. Evet, borsa tarafına geçelim. Ardından dolar ve Bitcoin yapalım. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman zaten dün acele etmeyin. Borsa İstanbul'da henüz bir yükseliş trendinin başlayabilmesi için önemli kritik seviyenin kırılmadığı şeklinde yorumumuz yapmıştık. Ve dün dedik ki bu 8000 puan seviyelerine yaklaşıldıkça Borsa İstanbul'da tekrardan aşağı yönde bir hareket seyri içerisine girebiliriz şeklinde yorumumuz vardı. Dediğimiz gibi 8000 puan seviyesine yaklaştıkça Borsa İstanbul'da tekrardan satışlarla karşılaşıldı. Tabii bu satışlar henüz Borsa İstanbul'da aşağı yönlü hareketin bir teyidi anlamını bizler için taşır mı? Hayır, henüz bu hareketin aşağı yönlü bir teyit yönünde gerçekleşeceği yönünde bir veri veya kapanış elimizde mevcut değil. Bugün itibariyle 7845 puan seviyesinden Borsa İstanbul'un kapandığını görüyoruz ve hala da şurada düşen trend çizgimiz, bakın dün bunu sizlerle birlikte çizmiştik. Buradaki trend çizgimizin üzerinde mum hareketleri gelmeye devam ediyor. Tabii şu yeşil mumun üzerindeki kapanış olsaydı bizim için iyi olacaktı. Bakın şuradaki yeşil mum, bugün de bir yeşil mum ve bir yeşil mum şeklinde, 3 yeşil mum şeklinde burada bir kapanış 8000 puan seviyelerinin üzerine doğru olabilseydi, işte bu tekrardan kuvvetli bir yükselişin beraberinde gelebileceğini sinyalini bize verebilirdi. Bugün itibariyle baktığımız zaman bu sinyali maalesef ki hala da Borsa İstanbul'da görmüş değiliz. Peki bizler bu durumda ne yapabiliriz, ne bekleyebiliriz? Bakın arkadaşlar, bu 8000 puan gerçekten önemli bir bölge ve bu 8000 puan sizlerle birlikte bugün baktığımız zaman bunun üzerinde henüz bir kapanış olmadı. Şimdi bu 8000 puan seviyesi üzerinde bir kapanış olmadığı müddetçe senaryo tekrardan buradan 7516 puan seviyesine doğru hareketlerin olabileceğini sinyali anlamı taşıyor. O yüzden 8000 puan seviyesi önemli. Bu 8000 puan seviyesinin üzerine atabileceğiz mi? Eğer ki bu 8000 puan seviyesi üzerine bir güçlü mum hareketi şeklinde çıkabilir isek ve burada kalıcı olabilir isek, işte o zaman bizler tekrardan 8500 puan seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman tekrardan 8500 puan seviyesine gidebilmek için 8000 puan üzerinde kalışlar lazımdı. Ve biz 7845 puana kadar gelebildik. Buradan maalesef ki yukarıya atamamış bir İstanbul borsası görüyoruz. Olumlu hareket dediğim gibi 8000 puan üzerinde kalıcılıkla ancak oluşabilir. Bu olmadığı sürece şu aşağı düşen trend çizgimiz var ya sevgili dostlarım, işte o trend çizgimizin tekrardan test edilmesine sebebiyet verebilir. O bölgede bizim için 7516 puan seviyesinden geçen bölge, bu bölgeyi şimdilik 8000 puan üzerinde bir kapanış yapamadıkça 7516 puana doğru bir gerileme şeklinde okuyabiliriz. Evet, biliyorum birçoğunuzun elinde hisseler var. Birçoğunuz tavan tavan gidecek şeklinde hisseler aldınız. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman bu hisselerin pek de böyle tavan tavan gidemediği şeklindeki yorumlarınızı ve zararlarınızı okuyorum. Teknik analiz öğrenmek faydalıdır. Fakat bu teknik analizi öğreneceğim diye de arkadaşlar ipi sapı belli olmayan yayınlarla sizi bazı gruplara yönlendirmek isteyen kişilere kesinlikle itibar etmeyin. Burada daha da fazla içeriye girebilirsiniz. Portföyünüzü yetkin olmayan kişilere kesinlikle yönettirmeyin. Burada
yüksek miktarlarda para kayıplarına uğrayabilirsiniz. Hatta dolandırılabilirsiniz bile. Dikkatli olun. Borsa tarafında şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Verdiğim seviyeleri takip edeceğiz. Ben de zaten günlük olarak yaptığım videolar içerisinde sizlere burada özellikle yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve kapanışlar nezdinde de hareketleri hep birlikte sizlerle izlemeye devam ediyoruz. Yabancı girişi çok önemli. Borsada henüz bir böyle beklediğimiz seviyelerde bir yabancı girişi maalesef ki olmamasından kaynaklı olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi borsada da yükselişler ancak belli bir seviyeye kadar gidebiliyor ve bunun devamı gelmiyor. Yüksek bilançolar açıklanıyor, şirketlerin güzel bilançoları açıklanıyor. Belki de bunlar sayesinde buralara kadar gelebildik. Fakat bilanço açıklamaları bittikten sonra yeni bir hikaye borsa tarafında yazılabilecek mi? Bu çok önemli. Eğer ki yeni bir hikaye yazılamaz, buraya bir yabancı çekemez isek Borsa İstanbul tarafına bu hareketlilik 8000 puan üzerine atamayabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Burada anlattıklarımız hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değil. Zaten sadece teknik bir analizdir. O yüzden son kararı verecek olan kişiler sizlersiniz. Dikkatli izlemekte fayda var. Günlük özellikle kapanışları izlemekte fayda var. Bakalım bu kapanışlar neticesinde durumlar bizi nereye götürecek. Fakat şimdilik baktığımız zaman anlattığım destek ve direnç bölgelerini takipte kalırsak yatay seyrin bizler için bakın şöyle şu seviyeler üzerinde bir yatay seyir halini almış Borsa İstanbul'daki hareketleri takip etmekte daha da kolaylaşacak şeklinde yorum yapabiliriz. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman bir düzeliş, yukarı yönlü bir hareket görüyor musun şeklinde soran arkadaşlarımız için henüz öyle bir hareket ben görmüyorum. Dürüstçe konuşmak gerekirse arkadaşlar size yalan söylemeye gerek yok. Neyse onu anlatmak isterim. Beni yıllardır takip edenler de bilir. Ben grafik üzerinde ne görüyorsam onu söylerim. Yani çekinmem ve şu an itibariyle de baktığımız zaman öyle bir hareketlilik henüz ben görmüş değilim arkadaşlar. Tabii günlük olarak takibe devam edeceğiz. Hareketleri de sizlerle birlikte izlemeye devam edeceğiz. Dolar tarafına geçelim. Hemen dolardan sonra da Bitcoin yapıp yayınımızı sonlandıralım. Dolar tarafına baktığımız zaman 28 lira 50 kuruşlar civarlarında fiyatlayan bir dolar Türk lirası karşımızda. Dolar Türk lirasında yön hala da yukarı yönlü devam edecektir. Bugün itibariyle baktığımız zaman 28 lira 64 kuruşta bir direnç mevcut. Şuradaki direncimiz 28 lira 64 kuruş bölgesinden geçen alan. 28.50 bizler için önemli bir bölge takip edilmesi gereken ve 28.43 kısa da 28.43 28 lira 43 kuruş üzerinde kaldıkça dolarda yön hala da yukarı şeklinde okunabilir. Mehmet Şimşek tarafından bazı açıklamalar yapıldı biliyorsunuz Maliye Bakanımız tarafından. Maliye Bakanımızın yaptığı son açıklamalarda biz yurt dışında para aramıyoruz şeklinde açıklamalar geldi. Tabii biz durumun bu şekilde olmadığını biliyoruz. Her ne kadar da Hazine Bakanımız bu şekilde açıklamalar yapsa da bizler yurt dışında dolar aramaya devam ediyoruz. Çünkü dolar bulamadığımız takdirde sevgili dostlarım biliyorsunuz Türkiye'nin kısa vadeli ödemesi gereken dış borçlar var. Bu dış borçlar neticesinde de Merkez Bankası tarafına baktığımız zaman Merkez Bankası kasalarının maalesef ki eksi seviyelerde olduğunu da görüyoruz. Bu da dolarda yön ve hareketliliğin yukarı yönlü daha da hızlanabileceği şeklindeki maalesef ki yorumlarımıza sebebiyet veriyor. Haftalık bazda bu dolar grafiğine baktığımız zaman zaten 30 lira bir filama hedefinin olduğunu görüyoruz. 30-32 civarlarına doğru bu hareketliliğin devam edeceği yönündeki beklentim mevcuttu. Filama hedefi olarak da zaten o fiyatlamayı bize gösteriyor. Dolar bu seviyelere gider mi? Şimdi bugün itibariyle baktığımız zaman bu dolardaki hareketliliğin 30-32 liralara gitmesi bence en iyimser senaryolardan biri olacaktır. Piyasa tarafına baktığınız zaman ise enflasyon bazında ve faiz enflasyon denklemi arasındaki duruma baktığınız zaman ise doların Türk lirası karşısında aslında hala da ucuz olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar öyle şey mi olur, nasıl ucuz oluyor dolar şeklinde sorular sormuşlar. Şimdi bakın arkadaşlar piyasadaki özellikle mazot, benzin fiyatları veya marketlerdeki ithal ürün fiyatlamalarına baktığınız zaman
ihracatçının ithalatçıyla olan arasındaki dengeye baktığınız zaman evet dolar hala da ucuz. Doların olması gereken reel seviyesinin ben bu 2023 yılı sonlarına doğru zaten 36 ile 40 lira civarları arasında bir fiyatlaması olduğunu düşünüyorum ki ihracatçı ithalatçıyla rahat bir şekilde rekabet edebilir duruma gelsin. Bu duruma gelemediğimiz için zaten gördüğünüz gibi cari açıkta sürekli bir açık süreci içerisinden çıkamıyoruz ve cari açık devamlı eksi seviyelerde. Yani ithalat ve ithalatçı arasındaki fark dolar kurundan kaynaklı olarak bu şekilde devam ettikçe bizler doları özellikle reel seviyeleri durumuna götüremedikçe bu durum böyle bir sarmal şeklinde devam edecektir. Bu bizim hoşumuza gider veya gitmez ama baktığınız zaman durum bu şekilde. Geriye dönük baktığımız zaman NAS politikası vardı. Şimdi ben burada tepki gösteren arkadaşlara NAS politikasını hatırlatmak isterim. Madem NAS politikası yürütmeyecektik, niçin yıllarca arkadaşlar enflasyonun yükselmesine göz yumduk ve durumu bu seviyelere getirdik. Naci Ağbal dönemini hatırlarsanız Naci Ağbal faizleri yükseltip doları düşürme süreci, enflasyonu düşürme süreci içerisine soktuğu zaman adamı söylenmedik laf bırakılmadı. Hatta faizle yürüyenlerle bizim işimiz olmaz şeklinde açıklamalar yapıldı ve adamın istifasına kadar bu iş gitti. Bakın süreç bugün baktığımız zaman nasıl işliyor? Bugün de baktığımız zaman bütün yetkinin faiz üzerine, bütün politikaların, orta vade planların faiz üzerine şekillendiğini görüyoruz. Şimdi faiz arttıraraktan enflasyonu düşüreceğiz. 2024 yılında tek haneli rakamlara gideceğiz. Uyguladığımız politikayı sonuna kadar destekliyoruz şeklinde açıklamalar yapılıyor. Bence burada tepkilerinizi bize göstermemeniz gerektiği zamanında bu türden politikalar yapılsaydı şimdi bu seviyelerde, bu durumlarda maalesef ki olmayacaktık. Sizler tepkinizi gösterecek tarafı maalesef ki yanlış yönde seçiyorsunuz sevgili dostlarım. O yüzden hiç bana bulaşmayın. Bunun karşılığını acı bir şekilde sizlere burada sunarım. Sonra utanırsınız. Ben dediğim gibi hala da doların 36 ile 40 liralar seviyesi aralığına geleceğini düşünen taraftayım veya baskılamanın durdurulup mutlaka bu seviyeler içerisine getirilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Faizlerin reel enflasyon oranına dengelenmesini hala da düşünen taraftayım. Ama önümüz seçim politikaları olduğu için bu seçim politikaları doğrultusunda hükümetin hala da doları baskılama süreci devam ediyor. Unutmamak gerekir ki arkadaşlar artık bizler askeri ücret, memur maaşları ve emekli maaşlarına zam oranları içerisine gireceğiz 2024 yılı içerisinde ve önümüzde de bir seçim süreci var. Bu seçim süreci içerisinde tekrardan para muslukları açılacaktır. Her ne kadar da Mehmet Şimşek bunu kısıtlama yönüne gitse de burada para musluklarını hükümet açmak isteyecektir. Tabii her para arzları civarına baktığımız zaman para basım olayının hala da devam etmesi enflasyonist yöndeki baskıyı da artırıyor. Hafize Hanım ve Mehmet Şimşek'in %58'lik enflasyon beklentisi doğrultusundaki açıklamalarını da %65 yıl sonu için yukarıya revize etmeleri bize bunları gösteriyor. Bakın enflasyonu düşürebilmek istiyorsanız mutlaka bir durgunluk süreci yaşamak zorundasınız. Piyasadan para çekmek zorundasınız. Fakat siz para çekmeyip para basmaya devam ettiğiniz sürece enflasyonla mücadeleyi unutun arkadaşlar. Böyle bir mücadele edemezsiniz. Bu dünya genelinde bir gerçek. Bunun başka bir yöntemi de yok. O yüzden ya para basmayı kısıp üretici tarafındaki üretimi özellikle fiyatı çok artan ülkeden dışarıdan ithal edilen ürünleri kendi ülkenizde üretmeyi başarabileceksiniz. Bu sayede enflasyonu düşürebileceksiniz. Ya da bütün bu kabiliyetleriniz yoksa faizi yükselteceksiniz arkadaşlar. Bu ikisinden birini seçmek zorundasınız. Önümüz seçim süreci olduğu için ben tekrardan muslukların açılacağını ve 2024 yılı içerisinde tek haneli rakamların şu an için pek mümkün olmadığını düşünen taraftayım. Fakat Mart ayından sonra artık önümüzde bir seçim süreci kalmayacağından dolayı da emekli ve işçi kesiminin bu yıl itibariyle
2024 başı itibariyle aldığı zam olarak yanına kar kalacak. Bundan sonraki ağır süreç başlayacaktır diye de düşünüyorum sevgili dostlarım. Bu arada CHP kurultayında artık Kemal Kılıçdaroğlu görevi bıraktı. Onun yerine Özgür Özel geldi. Özgür Özel'e de yeni parti başkanlığı döneminde buradan başarılar dilerim. İnşallah muhalefet olarak gerekli şekilde muhalefet edebilir sevgili dostlarım. Evet, Bitcoin tarafına da hemen bakalım. BTC USD tarafına baktığımız zaman BTC'de 35 bin dolar zaten bizlerin takip ettiği seviyeydi. Tabii bugün itibariyle baktığımız zaman herkes bu seviyeyi bekler oldu. Fakat biz bu seviyeleri daha 15 bin seviyesindeyken Bitcoin'de verdik ve bu seviyelere doğru yukarı yönlü hareketlerin olacağını ilk etapta 30 bin dolarlar, üzerinde 35 bin dolarlar ve daha üzerinde ise Bitcoin'in 52 bin dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini söylemiştik. Şimdi Bitcoin'de benim hala daha takip ettiğim 35 bin dolar seviyesi önemli bir seviye. Şuradaki 35 bin doları takip ediyoruz. Çünkü ikinci bir alanda bu 35 bin doların kırılmasıyla birlikte benim beklentim 35 bin 40 bin dolar bantları arasına Bitcoin'in yerleşeceği yönünde. Bitcoin hala daha boğa şeyinde sürecinde devam ediyor. Fakat tabii dediğim gibi 35 bin kuvvetli bir direnç olacaktır. Fakat bu direncin yukarı kırılacağını, bu boğa piyasasında Bitcoin'deki yukarı yönlü hareketliliğin devam edeceğini ben düşünüyorum. Burada Bitcoin'de hedef hala da 40 bin dolar seviyesidir. 35 bin önemli takip edilmesi gereken dediğim gibi bir direnç. Bu direnç içerisinde 35 bin, 34 bin aralığında hareketler görülse de Bitcoin 35 bin doları kırıp 40 bin dolar sürecine doğru hareketini sürdürmeye devam edecek diye düşünüyorum sevgili dostlarım. O yüzden baktığımız zaman Bitcoin'deki hareketlerin hala da yukarı yönlü sert bir şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. İçim yönün hala daha yukarı olduğunu ve bulut üzerindeki hareketlerin bir boğa piyasasının sinyali şeklinde devam ettiğini, regresyon kanalına baktığımız zaman hala daha yukarı yönlü sert bir şekilde hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Grafik üzerinde de baktığımız zaman buradaki hareketler hala da yukarı yönlü sert fiyatlanmaya devam edecek. Ama dediğim gibi 35 bin dolar bizi biraz uğraştıracak. Çünkü 35 bin dolar filamanın kırılması anlamı taşır ve kırıldığı zaman da Bitcoin'de 40 bin dolar fiyatlaması gelecektir diye düşünüyorum. Evet, piyasalara genel bir bakış yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.